Ekranlarından bir kez daha merhabalar değerli izleyiciler. Konuk Evi ile birlikteyiz. Konuk Evi'nin bugün yine çok değerli konukları var. Ve Samsun Veteriner Hekimler Odası Başkanı Sayın Mahmut Çetinkaya ve yardımcı doçent doktor Şule Salal stüdyolarımızda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için, burada olduğunuz için biz ve anlatacaklarınız için. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle sizleri tanıyarak başlayalım programımıza isterseniz. Ardından hem veteriner hekimleri hem de veteriner hekimler odasını konuşacağız. Veteriner hekimliğini öğrenmiş olacağız bir anlamda sizlerden. Ama öncelikle dediğim gibi sizleri tanımak istiyoruz. Kendinizi tanıtır mısınız bizlere? Ben önce bayan olduğu için hocama kendini tanıtması için bırakayım mikrofonu. Evet, buyurun Şule Hanım. Ben 19 Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde veteriner hekimliği tarihi ve deontoloji anabilim dalında yardımcı doçent doktor olarak çalışmaktayım. Tabii veteriner hekimliği mesleğinin bir yanda sosyal anlamda penceresinden bakıyoruz. Evet. Veteriner hekimliğe. Ve bu aynı anda da Hayvan Hakları Federasyonu'nun Samsun temsilcisiyim. Aynı zamanda da Veteriner Hekimleri Odası'nda yönetim kurulu üyesiyim. Evet. Mahmut Bey, sizi de tanıyabiliriz. Samsun Sinop Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mahmut Çetinkaya. Bu imkanı bize verdiğiniz için şu anda bizi dinlemekte olan vatandaşlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz bizler de burada olduğunuz için bir kez daha. Veterinerlikten bahsedelim isterseniz. Siz tabii ki işin farklı bir boyutundasınız şu anda, değil mi? Aktif olarak veterinerliğin dışında bu işi tam olarak insanlara öğretme adına çalışmalarınız söz konusu. Evet. Birazcık bu boyutundan bakacak olursak veterinerlik mesleğine neler söyleyeceksiniz? Şimdi veteriner hekimlik isterseniz dünyadaki eğitim öğretim, bilimsel evet. anlamda eğitim öğretiminden başlarsak eğer bir arz talep meselesi olarak gündeme gelmiştir. Yani tüm insanlık var oldukça ve tarımsal topluma geçildikten sonra hayvan hastalıkları insanların başına ciddi şekilde dert olmuştur. Bunu çeşitli yönlerden çözmeye çalışsalar da 15. yüzyılda artık tüm Avrupa'daki hayvan, sığır varlığı, sığır vebası hastalığı nedeniyle yok olmuştur. Evet. Dolayısıyla çeşitli çalışmaların arkasından 1462 yılında Fransa'nın Lyon kentinde bilimsel manada ilk veteriner fakültesi kurulmuştur. Arkasından da Alfort gibi değişik şehirlerde veteriner fakülteleri kurulmuştur. Tabii bilimsel manada hayvan hastalıklarıyla mücadele başladığı zaman da veteriner hekimlik artık usta-çırak ilişkisinden çıkıp evet. tümüyle diğer meslek dallarında olduğu gibi bilimsellikte adım atmıştır. Evet. Peki sizin hayatınızda nasıl var oldu veterinerlik? Neden veterinerlik mesleğini seçtiniz örneğin? Mahmut Bey'e başlayalım isterseniz. Neden böyle bir meslek tercih ettiniz? Şimdi isterseniz ben önce bir veteriner hekimin nasıl bir kişi olduğundan bahsedeyim. Onu anlattıktan sonra da neden seçtiğimiz de ortaya çıkmış olur. Öncelikle dürüst, adil, hem hayvanları seven, bunun yanında da hem insan sevgisi en üst düzeyde olan kişiler olması gerekir. Biz mesleği seçerken belki çok eskilerden bu kadar fazla fakülte yoktu. Üniversite sayısı da fazla değildi. En yüksek okullardan birisi olarak veteriner hekimliği ben seçtim kendi açımdan. Tabi zaman içerisinde hocam yine konuya girecek. Fakülte sayısı belki oda olarak bizler istememize rağmen devlet politikası olarak fazla bir miktarda arttı. Zaman içerisinde boyutları da değişti. Ama bizim zamanımızda veteriner hekimlik hem okul düzeyinde hem hekimlik düzeyinde çok üst düzey bir meslekti. Bunları düşünerekten genelde o zaman şehirleşme oranı daha düşüktü. Hepimiz köy çocuğuyuz, köyden geldik. Hayvanlarla büyükbaş hayvanlar olsun, küçükbaş hayvanlar olsun hep içli dışlı yaşadık. Belki ona yakın olduğumuzdan dolayı seçmiş olabiliriz. Çoğumuz böyledir. Zaman içerisinde şehirleşme oranının devlet politikasında hep düşünülen
70'lere çıkmasını, kırsal kesimdeki yaşamının %30-35'lere inmesi, o devirlere şu anda inmiş pozisyonda. Buna paralel olarak da ev ve süs hayvanları gündeme geldi. Evet. Belki ilerleyen zamanlar içerisinde bu konuda da biraz bilgi vermeye çalışacağız. Bunları düşünerekten bu mesleği seçtik. Meslek içerisinde yaklaşık bir 25 yıllık bir meslek hayatım oldu. Elimizden geldiği kadarıyla hem insan sağlığına hem hayvan sağlığına hizmet etmeye çalıştım. Çalışmaya da devam ediyorum. Evet. Ondan sonra isterseniz ben oda olarak mesleğe bakış boyutundan da bahsedeyim. 1954 yılında veteriner hekimlik mesleğinin icrası, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile odalarının teşekkül tarzı ve görevlerine işlerine dair bir kanun çıktı. Bu kanunla birlikte Türkiye genelinde odalar oluştu. Odaların bağlı olduğu konseyler. Biz bu artı Türk Veteriner Hekimleri Birliği hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin uygulama yönetmeliğiyle dayanaraktan odalar görev ve faaliyetlerini şu anda yürütmektedir. Ha, bunlar yeterli mi? Belki günümüz şartları içerisinde yetersiz yanları da var. Çünkü zaman bazı şeylere de ihtiyaç getiriyor. Belki zaman içerisinde daha değişik boyutlara da gelecek. Biz hep umutluyuz bu konuda. Ne kadar kanuna, yönetmeliklere, mevzuatlara göre çalışırsanız insanlara hizmetiniz o kadar üst düzeyde olur. Ondan sonra ben isterseniz veteriner hekimlik mesleğinin hayvan ve hayvansal ürünlerin olduğu her yerde veteriner hekimin mutlaka olması gerekiyor. Evet, hayvansal yani, ürünlerin olduğu her yerde de olması gerekiyor. Evet, hayvan ve sadece değil, hayvan ve hayvansal ürünlerin olduğu her yerde geniş bir yelpazesi var. Mutlaka evet, veteriner hekimin olması gerekiyor. Veteriner hekimliğin dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok köklü bir geçmişe sahip bir meslek grubudur. Yine hocam eskiden deontoloji bölümünde anlatacak. Geçmişi çok geniş, kapsamı hayvan sağlığından başlayarak insan sağlığına kadar, gıda güvenliği, son zamanlarda gelişen bir paydaş da oluştu. Çevre ve halk sağlığı. Ondan sonra çalışma alanı geniş bir meslek grubudur. Yine bahsettiğim gibi ev ve süs hayvanları, yaban hayvanları, deney hayvanları, gıda amaçlı yetiştirilen çiftlik hayvanları dahil tüm hayvanların sağlıklı yaşam hakkı, bu çok önemli, veteriner hekimlik mesleğinin sorumluluğu altındadır. Evet. Şimdi bazı çevrelerde bu pek bilinmiyor. Çünkü ev ve süs hayvanları üst düzeye çıktığı zaman burada nasıl oldu? Hem halkımızın duyarlılığı, hem siz basının çok gündemde tutması bizim açımızdan çok güzel bir konu. Ev ve süs hayvanlarını gündeme getirdi. İşte bunların yaşam hakkı. Ha, bu yaşam hakkını bizler vatandaş olarak, halk olarak ve odalar olarak bizlerden daha çok yerel yönetimlere düşen görevler var. Yerine getirebiliyor muyuz? Biz oda bazında tüm üyelerimiz olarak söyleyebilirim, sadece Samsun değil, Türkiye genelinde bunu çok güzel bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Fakat diğer paydaşlarından, kamu kurum ve kuruluşları bunu yerine getirebiliyor mu? Bizim baktığımız pencereden tam yeterli değil. Özellikle Samsun'da son zamanlarda Büyükşehir Belediyesi bir takım atılımlar gerçekleştirdi. Fakat ilçeler bazında istenen düzeyde henüz değil. Evet, hatta Türkiye kamuoyunda da gündem yarattı. Özellikle Büyükşehir'in hayvan ambulansı. Evet, evet. Evet. Çok yankı bulan bir hadiseydi ve yerinde de bir uygulamaydı sanıyorum. Mutlaka ki hayvanlar açısından da faydalı olmuştur. Evet. Yine insanların beslenmesinde temel gıdalardan olan hayvansal gıdanın üretilmesi son zamanlarda hem bakanlık düzeyinde çiftlikten sofraya güvenli gıda şeklinde bir slogan oluştu. Bu veteriner hekimlik mesleğinin bunların hepsi görevleri altındadır. Yani, yine hayvanlardan insanlara belki ilerideki sorularınızda gündeme gelecek. Bulaşan hayvansal ürünler aracılığıyla dolaylı veya dolaysız geçen
Evet. 200 ve 200'ün üzerinde zoonoz hastalıkları var. Evet ve zaman zaman gündeme gelen bazı hastalıklar var ki bunlar ileri boyutlara ulaşır. Evet. Can kayıplarına neden olabilir. Evet. Geçtiğimiz evet. dönemlerde kuş gribinde olduğu gibi. Böyle dönemsel bazı hastalıklar da söz konusu olabiliyor sanırım. İşte bunun önüne geçmek için işte veteriner hekimin burada görevi birincisi halk sağlığı, gıda kontrolü, teknolojisi ve güvenliği, çevre güvenliği, biyoçeşitliliği korunması açısından doğrudan ilgili bir meslektir. Evet. Çünkü bunları buraya atlarsak işte bu bahsettiğim 200 ve üzeri son zamanlarda ilaveler de oluştu. Sadece kuş gribi de değil, Brüsel'de diye çok daha etkili bir hastalık var. Çünkü evet. hayvansal gıdalarla insanlara bulaşan hastalıklar. Bunların önüne geçilmediği takdirde belki zaman içerisinde önlenmesi zor boyutlara da ulaşabilir. İşte burada veteriner hekimlik çok önemli. Sadece bizlerin mücadelesiyle değil, sizlerin de gündemde tutması, vatandaşların da daha bilinçli olması, diğer yönden de kamu kurum ve kuruluşların bakış açılarının nasıl bizlerin bakış açısı gibi aynı paralelde devam ederse bu hastalık riskleri hem azalır hem bunun karşısındaki ekonomik boyutu da az seviyelere iner diye biz umuyoruz. İnşallah böyle bir şekil ortaya çıkar. Evet, görüyoruz ki veterinerlik mesleği hem insanları ilgilendiren hem hayvanları ilgilendiren bir meslek. Aslında şöyle bir düşündüğümüzde zor da bir meslek olarak yansıyor açıkçası. Biz bilmeyenler için belki de böyle düşünüyoruz. Çünkü her hayvanın yapısı farklı. Kesinlikle. Öğrencilik boyutu eminim ki çok zor. Çok ağır. O boyutundan bahsedecek olursak biraz. Bizim eğitim süremiz 5 yıl. 5 yıl fakat farklı türdeki hayvanların anatomisini, histolojisini, fizyolojisini öğreniyorsunuz. Yani bir beşeri hekim bir tek insan üzerinde çalışıyor. Evet. Fakat bizim öğrencilerimiz karnivorlar dediğimiz bu kedi, köpek yani et yiyenler, tek tırnaklılar, atlar dediğimiz at eşek grubu, ruminant dediğimiz geviş getirenler gibi bunların evet. hepsinin anatomisini ayrı ayrı öğreniyorlar. Ve komparatif olarak yani karşılaştırmalı olarak öğreniyorlar. Bugün bizim öğrencimiz çok ağır bir eğitimden geçiyor 5 yıl boyunca. Ve bugün bir anamnez alırken beşeri hekim hasta kendini ifade edebiliyor, derdini söyleyebiliyor. Fakat bizim hekim arkadaşlarımız, veteriner hekimlerin böyle bir şansı yok. Evet. Ancak hasta sahibinden aldığı bilgiler ve hayvanın davranış şekillerinden bazı hastalıkları teşhis etmek zorunda kalıyor. Tabii ki teşhis yöntemlerimiz var ama daha zor. Evet. Peki bu mesleği seçmek isteyenler vardır bizleri izleyenler arasında. Seçsinler tabii. Çok güzel bir meslek. Onlara ne gibi mesajlarınız olacak? Ben çok isteyerek seçmiştim mesleğimi. Bizim zamanımızdaki şimdiki gibi değildi. 5 veteriner fakültesi vardı. Daha ziyade kırsal alanda tanınan bir meslekti. Ben hayvanları çok sevdiğim için seçmiştim bu mesleği. Hiçbir zaman da pişman olmadım. Çok yüce bir meslek olduğunu düşünüyorum. Biraz meslek şovenistliği yapabilirim. Kusura bakmayın. ve öğrencilerime de hep aynı şeyi söylüyorum. Veteriner hekim olmak isteyenlere herkese kapımız açık. Sadece çok meşakkatli bir yola çıktıklarını bilmeleri gerekiyor. Çok özveri gerekiyor. Belki mezun olduktan sonra emeklerinin karşılığını tam Türkiye için konuşuyorum. Yoksa yurt dışında Amerika'da tutun Hindistan'a kadar çok değerli bir meslek ve maddi geliri de çok yüksek bir meslek. Fakat Türkiye'de de yavaş yavaş herhalde düzelecek diye umuyoruz. Ama dediğim gibi veteriner hekim olmak isteyen gençler kesinlikle olmalı. Evet, eğer bu istek varsa, bu evet. sevgiye sahiplerse ve bu sorumluluğu alabileceklerse. Kesinlikle. Evet, çok evet. doğru. Ben burada antiparantez bir şey belirtmek istiyorum. Özellikle bayanların tercih etmesini istiyorum. Çünkü sayı ne kadar çok artarsa bayan olduğu yerde biraz daha farklılıklar olur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz.
Bunu duymak hakikaten güzel. Peki mesleki açıdan ne durumda, bayan erkek olarak bir ayrım yapacak olursak, bir kıyaslama yapacak olursak, erkekler tarafından mı daha çok tercih edilen bir meslek yoksa bayanlar tarafından mı? Şimdi işte hocamın bahsettiği gibi eskiden fakülte sayısı azdı. 2000'li yıllardan sonra fakülte sayısı biraz arttı. Bayan öğrenci sayısı hocam daha iyi bilir. Biraz arttı yani. Belki %30'lara dayanmış olabilir. Biz bunu %50'lere, 50'lerin üzerinde olmasını, yani bir farklı cins olarak ben daha fazla olmasını istiyorum. Yani bayan öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından daha fazla olsun. Bu hem hayvan sevgisini daha çok geliştirir diye düşünüyorum. Bu arada tabii Avrupa ile ters bir orantı var ülkemizde. Avrupa'da bayan veteriner fakültesinde okuyan bayan öğrenci sayısı erkek öğrenciden çok çok fazla. Evet. Türkiye'de tam tersi. Fakat Türkiye büyük bir ülke. Şimdi Avrupa'da artık bayan öğrenciye veteriner fakültelerinde sınırlandırma getiriliyor. Sadece erkek. Çünkü bayanlar bu mesleği seçtiğinde ister istemez biraz daha pete kayıyor. Yani ev hayvanlarına kayıyorlar. Evet. Daha ağır çünkü. Avrupa böyle bir problemde, fakat artık bizde de sayılar en azından %50 olmalı diye düşünüyoruz. Evet. Sayımız çok az şu anda. Ve dediniz ki önceden daha kırsalda görev yapan bir durum söz konusuydu. Şu anda birazcık daha değişti. Peki böyle bir boyut değiştirmesi söz konusu mu veteriner hekimliğinin? Yok, boyut değiştirmesi olarak değil de alanını artık vatandaş veya devlet tanımaya başladı. Eskiden de bu vardı da genelde. Çünkü süreç askeri veterinerlikten başladığı için hep o yönde bakıldı olaya. Ama şimdi işte gıda boyutu da işin içerisinde üst düzeye çıkınca veteriner hekimliğin yani alanı değişmedi, kendi mecrasını şekillendirmeye başladı. Evet, böyle. Yani bilinmeyen bir şeydi. Bu artık bilinir hale geldi. Belki ileride çok çok daha farklı bir boyutta olacak. Çünkü şu anda insanların beslenmesi için tükettiği ürünlerin %80'i hayvansal gıdalar teşkil ettiği için geri kalan 20'si de işte bitkisel kaynaklı gıdalar. Evet. Bu neyi gösteriyor? Alanının çok geniş olduğunu gösteriyor. Mutlaka ki. Peki Samsun'da bu mesleği yapmak nasıl bir duygu? Şimdi Samsun'da iki türlü, iki boyutu var. Bir köyle bağlantısı olan, bunu kısaca büyükbaş hayvanlardan söyleyebiliriz. Evet. Bir de son zamanlarda gelişen işte pet, küçükbaş, kedi, köpek ve benzeri hayvanlar boyutu. Tabii eski tarih sürecine bakıldığı zaman ilk bakışta hep büyükbaş hayvanlarla ilgili görülmüş. Küçükbaş hayvanlar da işin içerisine girdiği zaman Samsun'da da büyük şehirlere paralel olarak yüksek bir ivme kazandı. Öyle gözüküyor. Bu dengeli gitmesi gerekir her zaman. Çünkü küçükbaş hayvanlardan sonuçta elde edilen kazanç sadece hobisel olarak ortaya çıkıyor. Ama büyükbaş hayvanlardaki kazanç gıda sektörünü temsil ettiği için o hiçbir zaman unutulmaması gereken bir kısmı. Mutlaka. Çünkü bunu da göz ardı etmemek lazım. Evet. Ya burada ben küçükbaş hayvanlara gelmişken vatandaşların belki bilmedikleri, çoğunun belki bildiği veya yanlış doğru bildiği şeyler var. Bir takım şeylerden de bahsetmek isteyeyim. Mesela şu anda kış dönemindeyiz. Evet. Havalar çok soğuk. Küçükbaş hayvanlar sahipli ve sahipsiz iki çeşit. Sokakta başı boş dolaşan hayvanlar da var. Madem hep beraber bir coğrafya içerisinde yaşıyorsak, nasıl bizlerin bir yaşama hakkı varsa onların da bir yaşama hakları var. Sahipsiz oldukları için örneğin bazı gecelerde eksilere hava düştüğü zaman sular bile donmaya başlıyor. Bu hayvanlar gıda beslenmek için herhangi bir şey bulamamayla karşı karşıya. Bir de evlerinde kedi köpek besleyen insanlar genelde bunları kapalı, bağlı yerlerde tutmaya çalışıyorlar. Bu hayvanların kış dönemlerinde bulundukları mekanlarda kimseye zarar vermeden dolaşmaları
kendi yaşamları bakımından çok önemli. Çünkü dolaştıkları sürece, hareket ettikleri sürece bir enerji ortaya çıkarırlar. Bu da üşümelerini ortadan kaldıracak. Artı Samsun'un belirli yerlerinde sokakta dolaşan hayvanları vatandaşlarımızın duyarlılığıyla birlikte belki sizler de dışarıya çıktığında görüp müşahede edebilirsiniz. Besleme konusunda büyük bir gayret içerisindeler. Kış dönemlerinde özellikle evlerinin önüne gelen hayvanlar işte yemek artıkları, işte ellerinde buldukları şeyleri bıraktıkları gibi su da bırakıyorlar. Kışın suyun donma noktasına indiği zaman en azından bu su koydukları kaplara da içerisine bir miktar zeytinyağı koyarlarsa, çünkü hayvan yedikten sonra su ihtiyacı olacak. Bunu koymadıkları zaman, su donduğu zaman, suyu yalama şeklinde içtikleri zaman dilleri donan suya yapışacak. Onlar için sıkıntı oluşacak. Evet. Bu da çok önemli bir ayrıntı. Çünkü suyu rahat içebilmeleri için bir miktar da zeytinyağı koyarlarsalar hayvanlar için de güzel olur. Kesinlikle. Çünkü söylediğiniz gibi geçtiğimiz günlerde sanırım bununla ilgili bir proje de vardı. Bir kap suda sen koy projesi. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam ismi de. İnsanlarımız bu konuyla ilgili hakikaten duyarlı ve onlar için bir şeyler yapmak istiyorlar. Bazı vakıflar, belediyelerin de doğaya yem bıraktıklarını görmek mümkün. Evet. Haberlere de yansıyor. Evet. Yiyecek bırakıyorlar doğaya, özellikle soğuk hava şartlarında. Evet. Peki yine öğrencilik boyutuna dönecek olursak neler gözlemliyorsunuz? Nasıl bir sinerji var? Öğrencilerde mi? Evet. Şimdi öğrenciler eskisi gibi değil. Bundan bir 10 yıl öncesine kadar üniversite sınavına giriyordunuz. Sonucunuzun ne olduğunu bilmeden bir tercih yapıyordunuz. Ve çok öğrenci, yapılan bilimsel çalışmalarda da böyle, yani bizim yaşlardaki veteriner hekimlerin çoğu tesadüfi veteriner hekim oluyordu. Bilinçli olanlar da vardı ama genelde %60-70 tesadüfi veteriner hekim oluyordu. Bu da veteriner hekimlik açısından iyi değildi. Fakat şimdi üniversite sınavında puan geldikten sonra tercih yapıyorsunuz. Evet. Öğrenci istediği mesleği seçebiliyor. Dolayısıyla ben her yıl birinci sınıflara sorduğumda mesleği isteyerek mi seçtiniz dediğimde sınıfın yarıdan fazlası isteyerek seçtiğini söylüyor. Dolayısıyla artık severek geldikleri ve isteyerek geldikleri için de ve bu isteyerek gelenlerden gene sorduğumda ailelerinde veteriner hekim var mı dediğimde yarıdan fazlası gene kendini gösteriyordu. Evet. Dolayısıyla isteyerek ve bilerek bir mesleğin seçildiği zaman sinerjinin olmaması mümkün değil. Evet, demin de söylediğim gibi çok meşakkatli, çok zor bir eğitim. Çok ağır, hiç bitmiyor sınavları çocukların. Ama bir can teslim ediyorsunuz. Onları herhangi bir şekilde mezun edemezsiniz. Evet. Zorlanıyorlar ama ben sevdiklerini düşünüyorum. Evet. Peki yine evde yaşayan hayvanlardan bahsedelim. Pratik bilgilerinize ihtiyacımız var. Çünkü izleyicilerimiz de eminim aynı şeyi düşünüyorlardır. Evet. Şöyle de bir durum var. Hayvanları sık sık yıkıyoruz. Fazla yıkamaya gerek yok. Bunun ne gibi zararları oluyor hayvan üzerinde? Çünkü yıkandıkça derilerinde bir aşınmalar, tahriş olmalar. Çünkü kullandıkları şampuanlar da önemli. Yani çünkü çeşit çeşit şampuanlar var. Onlar için üretilmiş güzel şampuanlar şu anda var. Pet çalışan klinikten sahip arkadaşlarımız. Onların derilerine uygun. Hepsi, evet. Çünkü tahriş olduğu zaman belki yıkarken iyi bir şey yapmak için yıkarken sonuçta başka bir hastalıklar ortaya çıkar. Bir de kış dönemleri değil de bu işleri yapmak isteyenler genelde sıcak havalarda tercih etmeleri çok önemli. Evet, peki bir süre verebilir miyiz bununla ilgili olarak? Ayda bir örneğin diyebilir miyiz? Yok, fazla bir kısa zaman değil, daha uzun zamanda olması tercih edilir. Yani mecbur kalmadıkça yıkanmamalı. Evet. Evet. Bir de bir şey daha çok önemli. Soğuk havalarda özellikle köpeklerini, kedilerini, kediler pek olmaz da köpekleri mutlaka bağlı olmamaları gerekir. Buna çok dikkat etmeleri gerekir. Çünkü bahsettiğim gibi bir enerji oluşabilmesi hareket gerekli. Artı evde hayvan besleme biraz daha yaygınlaştı. Neden? İşte
Eskiden çocuklar genelde sokaklarda dolaşıyordu. Şimdi artık çocuklar pek sokakta dolaşmadığı için, çoğu yalnız olduğu için hepsi evet. annesinden babasından mutlaka bir kedi, köpek, işte akvaryum balıkları gibi şeyler talepleri var. Bunlar bir arada iç içe yaşayacak oldukları için insanlardan hayvanlardan insanlara geçen işte 200'e yakın hastalıkların içerisinde kedi ve köpeklerden de insanlara geçen hastalıklar var. Bunun önlenmesi için de ne gerekli? Düzenli olarak hayvanların aşılanması gerekir. Evet. Bu çok önemli. Çünkü belli bir yaşa geldiği zaman aşılama periyotları var. İşte irtibat kurdukları veteriner hekim arkadaşlarla birlikte bu aşılarını düzenli yaptırırlarsa çocuklarıyla beraber evlerinde hayvanlar bir arada yaşamaları evet, hem de o daha sağlıklı aşılamış evet. olurlar çocuklar. Yani bu çok önemli. Tam bu noktada bir şey ilave etmek istiyorum. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre belediyeler ciddi yükümlülükler altına girmiştir. Sokaklarda hani küpeli hayvanları evet. görüyorsunuz ya, bu ne demek? Bunu halkımız için söylüyorum. Hani çocuklarına yaklaştıklarında endişelenmesinler diye. Eğer bir köpeğin kulağında küpesi varsa bu kısırlaştırılmış, ilaçlanmış iç ve dış parazitlere karşı ayrıca kuduz aşısı yapılmış demektir. Evet. Yani dolayısıyla hayvandan öcü görür gibi çocuğu korkutmak daha sonraki yaşamında da onda psikolojik etkiye sebep olacaktır. Şuna dikkat etmekte yarar var. Eğer gece ise köpekler sürü şeklinde geziyor. Evet. Sürü psikolojisiyle de daha güçlü hissediyor. O zaman insanlara saldırabiliyorlar. Ama normalde genelde ısırılma vakalarının sahipli köpekler tarafından yapıldığını görüyoruz. Sokaktaki kulağında küpesi olan, sokakta sahipsiz gezen hayvan aslında durup dururken kimseye canı yanmadığı sürece saldırmıyor. Evet. Ve ailelerin de bu konuda hani rahat olmaları için söylüyorum. Eğer kulağında küpesi varsa her türlü kuduza karşı kesin aşılanmış. Ayrıca bu hani hep kistten korkulur ya. Evet. Onun neden olduğu TY'ye karşı da ilaçlanmış. Ayrıca kene ilacının da yapılmış olduğunu anlayabilirler kulaklarında küpe varsa köpekleri. Evet. Şimdi burada antiparantez ben bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi köpek sahiplenme oranı her geçen gün biraz da ivme kazanarak artıyor. Güzel bir şey. Şimdi çocukların beslediği köpekler daha küçük hacimli. Pek zararlı olan cinsten değil ama belli bir yaşın üzerinde işte gençlerimiz diyeyim yaz gelince sokaklarda görürsünüz ellerinde evet, tehlike arz edecek. Evet. Biraz daha değil mi bulunuyor? Bunlara dikkat etmek gerekir. Bu tip köpekleri mutlaka bunu gezmeye de ihtiyacı var. Gezdirirken öyle zincirini çıkarıp değil de usulüne uygun bir şekilde dolaştırırlarsa hem köpek gezmiş hava almış olacak hem de çevresindeki diğer insanlara zarar vermemiş olacak. Buna köpek sahibi olan insanların da dikkat etmesi gerekir. Sadece biz veteriner hekimlerin yapacağı işler değil, sahiplenmek de ayrı bir duygudur. Çünkü bu neyi gösterir? O kişilerde belki küçüklerde hobi bir gözdür ama belli bir yaşın üzerindeki insanlarda mutlaka bir sevginin olduğu. Evet. Zaten hayvan sevgisi olan insanda insan sevgisinin de buna paralel yüksek olduğunu gösterir. Bu bizim açımızdan çok önemli. Çünkü o tip köpeklerin diğer insanlara verdiği zararlar belki önlenemez boyutlara ulaşabilir. Dikkatini evet. çekmek istiyorum sahipli vatandaşlarımızı, köpek evet, sahibi olanları. Bazen zaman zaman şöyle bir durum da söz konusu olabiliyor ne yazık ki. Hediye olarak veriliyor hayvan. Evet. Ve sonrasında bakılamıyor evet. bir şekilde ve sokağa evet. terk ediliyor. Evet, daha evet. da kötüsü var. Yazlıklarda o Atakum'dan evet. sonraki yazlıklarda yazın bebekken alınıyor, enikken alınıyor, bakılıyor. İşte 2-3 ay o hayvan orayı evi biliyor, sahibi biliyor. Evet. Eylül'de hayvan orada bırakılıyor ve dönüyor. Bu hayvan ciddi acı çekiyor. Açlığı, yaşam şartlarını bir kenara koyun, duygusal olarak bağlandığı, sevdiği bireylerden ayrılıyor. Evet, bununla ilgili afişler de vardı hatta. Evet, beni terk etme.
diye duygusuna evet. vurgu yapılan afişler. Yani bu konuda da özen göstermeliyiz. Evet. Evet tabii ki hani beslemeyiz bilmem ne ama onu sahiplenip arkasından da hadi ben artık evime dönüyorum sen başın çaresine bak demek doğru değil. Evet ve bazı yetenekleri de öğretmemiş oluyoruz sanırım ona ve o yetenekleri tabii. de öğrenemediği için hayatta kalma kesinlikle. Süresi de azalmış oluyor. Kesinlikle çünkü siz onu besliyorsunuz. Siz onun yani kendi hayatını idam ettirmesini engelliyorsunuz bir noktada. Öğrenmiyor. Evet. Arkasından da aç susuz sizi bekliyor. Ölene kadar. Artı bir şey daha ilave etmek istiyorum. Çünkü son zamanlarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte internet üzerinden köpek satışları olmaya başladı. Bu yasal olmayan şey. Sahiplenmek isteyen arkadaşlar bu tip yolları değil de mutlaka yakınında bildiği, tanıdığı işte veteriner hekim arkadaşa müracaat ederse hem onları doğru yönlendirir, hem sahiplenmesinde işte nasıl cins köpek veya kedi sahiplenmesine evet. yardımcı olabilir. Bu da çok önemli. Çünkü internet üzerinden bu tip şeylerde sonuçta hem maddi yönden de zararlı olabilir. Evet. Bir de sağlıklı olmayabilir, aşıları yapılmamış olmayabilir. Ama bir veteriner hekim arkadaşla temasa geçerse hem sahiplendiği hayvanın aşılarını yapmış, yaşı, cinsi, annesi, babası kim olduğu da belli olur. O yönden dikkat etmelerini ben öneriyorum. Evet ve sanıyorum şöyle de bir nokta var. Sahiplendiğimiz hayvanı tanımamız da gerekiyor değil mi? Tabii. Özelliklerini evet. öğrenmemiz tabii. tam anlamıyla. Evet. Hem nasıl davranmamız gerektiğini bilmemiz açısından hem de onun yaşamını sürdürmemiz için neler yapmamız gerektiğini bilmemiz evet. açısından bu da önemli bir nokta. Vatandaşların evet. orada bir de şu var şimdi bu ekonomik boyutu da var tabii bu işin. Evet. Genelde işte aşılarını aşılar çünkü belli bir ücret üzerinde yapılıyor. Yaptırmama gibi bir eğilim içerisine giriyorlar. Hem köpeğin sağlığı hem kendi sağlığı veya çocuklarının sağlığını düşünen insanlar duyarlı vatandaşlar mutlaka ve mutlaka aşılarını yaptırmaları gerekir. Burası çok önemli. Çünkü 24 saat devamlı iç içe oldukları bir kişi yani evinin bir vatandaşı gibi sağlıklı olan bir köpekten veya kediden çocuklara ve insanlara herhangi bir hastalığın bulaşma riski en alt seviyelerde. Evet. Burada dikkat etmelerini işte biz veteriner hekimler olarak öneriyoruz. Evet, peki Şule Hanım, Haytap'ta da bir sorumluluğunuz var. Haytap'tan bahsedecek olursak biraz. Şimdi Hayvan Hakları Federasyonu çok uzun süreçte oluşmadı. Yani 5-6 yıllık bir geçmişi var ama büyük adımlarla ilerliyor. Özellikle Samsun'da evet. diğer Samsun temsilci arkadaşlarımızla birlikte 5-6 kişiyiz. Çok yoğun çalışmalar yapıldı. Belediyeler bize bu konuda çok destek oluyor. Atakum Belediyesi, Canik Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi. Rehabilitasyon merkezi açıldı. Evet. Tümüyle 5199'a uygun hareket ediliyor. Tabii bu arada belediye başkanlarına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bizi bu konuda yalnız bırakmıyorlar. Diğer federasyonları temsilci arkadaşlarıma çok teşekkür ediyoruz. Öyle bir oluşum ki herkes çalışıyor ve kimse hiçbir kendine bir menfaat gütmüyor. Evet, tamamen o sevgiyle yapılan şeyler. Kesinlikle sanırım. Ve çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Afişler hazırlanıyor ve o afişlerin hepsini temsilciler gönüllü yapıyor. Bunları bugün siz yaptırmaya kalksanız çok ciddi paralar. Evet. Ve herkes federasyon başkanımız, avukat işini bırakıyor, bu işlerle ilgileniyor. Ve büyük adımlarla yol kat ediyoruz diyebilirim. Evet ve bir barınak da açıldı Samsun'da. Şimdi barınaktan ziyade bakım evi diyoruz. Çünkü barınaklar artık şeye geliyor. Hayvan refahı konusunda biraz sakıncalı evet, oluyor. Evet sakıncalı oluyor. Evet. Şöyle ki hapishane gibi. Yani hayvanları topluyorsunuz. Barınaklarda yaşamaya mahkum ediyorsunuz. Ha hapishaneye koymuşsunuz. Fakat şimdi yeni bir rehabilitasyon merkezi var. Onlarca dönümlük bir alan. Evet. Hayvanlar orada geçici süre, gene kanuna göre geçici süre kalıyorlar. Ancak yaşlıysa, düşkünse, bebekse, hani bakıma muhtaçsa orada belli bir süre kalıyor. Onun dışında o bakım evinde ve doğal ortamında
yaşamını belli bir sürecini orada geçiriyor. Kısırlaştırılıyor, ilaçlanıyor, aşıları yapılıyor ve tekrar alındığı yere bırakılıyor. Yani doğal hayata tekrar bırakılıyor. Yani, tabii bizim Avrupa'dan farklı bir toplumuz biz. Diğer ülkelerden farklıyız. Biz ta Orta Asya'dan gelirken bu hayvan sevgisiyle geldik Anadolu'ya. Evet. Dolayısıyla biz hayvanla hep iç içe yaşadık. Yani biz sokaklarda kedisiz yapamayız. Evet. Mutlaka herkes akşam yemek yediğinde balık kılçığı varsa onu aşağıya götürür. Çöpe evet, bahçeli atmaz. Evler hayvansız olmaz kesinlikle. Ha, bahçeli evet. De bırakın, apartmanda da oturuyorsanız ben çoğu yerde görmüşümdür. Onu çöpe atarken içi sızlar. Yani ben biliyorum, annem onları Ankara'da özel bir başka bir torbaya koyardı çöpten. En azından hayvan çöpe gelirse oradan yesin diye. Evet. Böyle yani yapmak biz, da gerekiyor evet, biz, aslında. Biz böyle bir toplumuz. Dolayısıyla biz Amerika ya da Avrupa'daki gibi sokakta kedisiz yaşayamıyoruz. Kedisiz, köpeksiz. Bizim sahipsiz hayvanımız mutlaka oluyor. Bu bizim genetik şifremizde olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet, böyle bir durum var. Peki son birkaç dakikamız kaldı. Son olarak neler söyleyeceksiniz bizleri izleyenlere? Şimdi biz Veteriner Hekimler Odası olarak daha önceden de biraz şey yaptınız, dolaylı yoldan geçtiniz. Herhangi bir yerden hiçbir yardım ve destek alan bir oda değiliz. Sadece gücümüz, üyelerimizden her türlü işte cefakar köyde, şehirde, tarlada hayvanla mücadele eden bu veteriner hekim üyesi arkadaşlarımızdan gücümüzü alan bir odayız. Onların varlığı, destekleri sayesinde oda olarak onlara en iyi hizmeti yapmak için hocamla beraber yönetime geldik. Bizden önceki yönetimler de oldu. Onlar da bu desteği yine üyelerini alarak bir şeyler yapmaya çalıştılar. Biz de bir şeyler yapmaya çalışacağız. Sadece yönetim olarak değil, tüm üyelerimizden birlik ve beraberlik destek içerisinde. Bunun dönüşümü olarak Samsun'a bu hizmetin en iyi bir şekilde sunulmasını, hem ekonomiye katkısını, hem vatandaşlara işte bu ev ve süs hayvanları bölümünde sevgi ve saygının hocamın da bahsettiği gibi biz toplum olarak hayvanlarla hep iç içe olmuşuz. Evet. Bunun daha kat kat artarak ilerlemesini, fakat tek bir fark var. Eskiden eski usullerle değil de daha modern usullerle, daha bilinçli evet. Şekilde bu sevginin yerleşmesi ve de tüm vatandaşlarımıza sunulan gıdaların yenebilecek şekilde olması için biz oda ve üyelerimiz olarak hazırız. Her türlü desteği de halkımız için vermeye yine hazırız. Çok teşekkür ediyoruz. Şule Hanım, sizden de alalım. Son olarak neler söyleyeceksiniz? Ben de başkanıma kesinlikle katılıyorum. Veteriner hekimler çok zor şartlarda çalışıyorlar. Hedef kitlemiz bizim. Ülke toplumumuzun ekonomisinin gelişmesi açısından hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler. Eğer yetiştiricilerimize kaliteli hizmet veremezsek ülke ekonomisi çökecek. Dolayısıyla veteriner hekimlerin burada rolü çok yüksek. Başkanımın dediği gibi ahırdan sofraya, çatala kadar bu süreçte veteriner hekimler her an varlar ve çok da özverili çalışıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz biz sizler de burada olduğunuz için. Biz teşekkür değerli ederiz. İzleyiciler, konuk evinde bugün böyle bir sohbet gerçekleştirdik ve bu sohbetle konuk evini sonlandırıyoruz. Bir başka konuk evinde yeniden görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.